geliyor, kurt geliyor. Avuuu. Bunu kabullenmedin amına koyayım Bilinç Altı'nın oyununu ya. Yerel saatle 15.30'da çalan ilk düdükle birlikte tarihin ilk Dünya Kupası'nın ilk finali Arjantin ile Uruguay arasında başlamıştı. Oo. Tarla gibi sahalar, logosuz, reklamsız, bayrak renklerine göre alınıp iki tane kol bir de gövde için yırtık açılmış gibi düz kumaş parçaları ve iki de top. Evet, iki tane top çünkü o zamanki kural sistemi biraz daha farklıydı. Maçtan önce takımların karşısına birisi Tiento, diğeri de T-Model adında iki top getirildi. Yapılan yazı turanın ardından da ilk yarının topunu Arjantin seçti ve Tiento ile oynanan ilk yarının yine sonunda da Arjantin 2-1 öndeydi. Uruguay 2-1 gerideydi ve kaptan Pedro Sea Tiento modeli sevse de ikinci yarı bir dönüşe, bir değişime ihtiyaç vardı. Ve aslında bununla ilgili bir totem duygusu hissederek değişimi buradan başlatmayı düşündü ve T-Model'i seçti. 57. dakikada geri dönüşü başlatan golü de yine kendisi attı. Allah. Ardından Allah. 68 ve 89'da atılan gollerle Uruguay 4-2 kazanarak tarihin ilk ilk şampiyonu oldu. Hani Messi kazanmamıştı? Messi daha o zamanlar babasında aradan elma yıllar, bile değildi. Hatta teknik olarak bir 100 yıl geçti. Tribünler, reklamlar, logolar, turnuvalar, ödüller, yüzler, ülkeler, sahalar, formalar, kramponlar ve toplar. Evet, toplar da değişti. Zamanında 9 kat kames bile yeter dediğimiz, hatta çoraptan, pet şişeden ya da top niyetine artık ne bulursak kullandığımız bu meşin yuvarlak artık olağanüstü bir teknolojiye sahip. Oğlum bu çok inanılmaz ya. Yarı otomatik sistemle tespit edebilen, yapay zekasıyla hataya yer vermeyen, saniyede tam 500 veri toplayarak yapılan her türlü müdahaleyi görebilen Al Rihla, sadece futbol toplarına bile bakarak teknolojinin yaptığı yolculuğu, hatta insanlığın nereye geldiğini bile gösterebiliyor. Bakalım Arapça'da yolculuk anlamına gelen Al Rihla neden şarj ediliyor, o içindeki küçük topçuk ne işe yarıyor ve teknolojiye ne gibi hizmetleri var? Sırf maddi sebepler yüzünden Katar'a verilip tarihte ilk kez yaz aylarında değil de kış aylarına çekilen 2022 Dünya Kupası bir süre önce başladı. Hatta biz bu videoyu yaparken de grup aşamaları tamamlamak üzereydi. Acaba kim şampiyon olacak? Bir durdursana, bir şey soracağım. Katar'a verilme sebebi ne Dünya Kupası'nın? Yani Katar çok zengin, böyle fonluyor falan diye mi? Yani sebebi ne? Evet. Neden Katar'da yapılıyor amına koyayım? Para. Bir sürü güzel ülke varken ya da bunu sorunsuz çıkarabilecek, keyifli yapabilecek bir sürü ülke varken niye Katar amına koyayım? Maşallah. 4 ülke vardı bu yıl yapılacaklar arasında. Yani bilmiyoruz oğlum, dönmüştür yine bir şeyler, bilemiyoruz ki şimdi. Ya böyle şeylerin sebebi dümdüz para olamaz bence ama ilginç. Bence direkt paraya gerçekten anlatmaya değer diye düşündük. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar, her yeni turnuva ya da her yeni sezon yeni bir top demek. 2022 Dünya Kupası için üretilen Al Rihla da Adidas'ın turnuvalar için ürettiği 14. top. Aynı zamanda da havada en hızlı süzülen top olarak geçiyor. Tasarımı ise Katar'ın mimarisinden, ülkenin sembolü olan teknelerden ve Katar bayrağından ilham alınarak yapılmış. Genelde beyaz temelli olan renk tasarımını zaten burada da görüyoruz. Ama Adidas buna ülkenin inci sektörüne yapılan bir saygı duruşu diye de güzel bir kılıf bulmuş. Aynı zamanda 20 panelli bir top ve dikişli değil, ısı ve kimyasalla birleştirilmiş. Az önce bahsettiğim gibi maçların tamamı sıcak bir bölgede oynanacağı için de sıcağın etkisiyle çok sorun olmasın diye topun dış kısmı sanki bir kabuk gibi tek parça yapılmış. Şimdi bizim olayımız tasarım değil tabii ki. Biz geçelim teknoloji kısmına ve gelelim bu topun akıllı top olma olayına. Teknoloji kısmı aslında bu gördüğünüz viral olan, şarj olan futbol topları fotoğrafıyla gündeme geldi. Şimdi bir top neden şarj edilir? Bir topta ne gibi teknolojiler kullanılabilir? Neler içine entegre edilebilir? Bunları göreceğiz. Al Rihla'nın bu sisteme hizmeti de bu topun içinde gördüğünüz ayrı bir topçuk. Topun ölçülü bir şekilde tam ortasında duran ve farklı noktalardan bağlandığı için de yeri değişemeyen bu küçük topçuk saniyede tam 500 veri topluyor. Bu sayede de yarı otomatik offside sistemi hem daha net hem de daha anlaşılır hale gelmiş oluyor. Aslında bunu özden dolayı offside'de olduğu ya da olmadığı çok rahat bir şekilde gösteriliyor. Yani aslında büyük iş. Ama bununla da kalmıyor tabii. Topta farklı bir sensör daha var. Adı da CBT. Yani bağlantılı top teknolojisi gibi bir anlama geliyor. Bu sistemde de top yine içindeki farklı bir sensörü kullanarak maç içinde anlık veri akışı sağlıyor. Buradaki olay da o verinin detayı. Topun konumunu, hangi ayaktan çıktığını, en son ne zaman temas edildiğini, ne şiddetle vurulduğunu, ne yönde hareket ettiğini ve daha birçok ufacık sensör sayesinde anlayabiliyor. Edayı bu oynanışı değiştirmez mi? Portekiz topun içinde top var ama koyayım. Belki Bruno Fernandes bir topa vurdu. Ronaldo topa dokundu mu, gol Fernandes'i mi, Ronaldo'nun mu diye bir muhabbet oldu. Ama Ronaldo'ya yazar ya. Paylaşıldı ve
Fernandez vurduktan sonra topa yapılan ilk temas artık ağlara gittikten sonraki sekmesinde oluyor. Ronaldo'nun topa bir temas yapmadı anlaşıldığı için de FIFA golü Fernandez'e yazdı. Yani biz Ronaldo'cular olarak üzüldük tabii ama yapacak bir şey yok. Bu arada ben bu haberleri okurken... Yazar. Orada Ronaldo olmasa o kaleci o topu tutar. Aklıma şu gelmişti. Diyelim ki bir futbolcu topa vurdu ve top stadın dışına gitti. Ya da en azından sahanın dışına çıktı. Hemen top toplayı çocuklar var orada bildiğiniz gibi. Bir tane top Ronaldo kim ya? Atıyorlar sahibi ondan devam ediyor. Şimdi hangi topu attığını nasıl anlıyoruz? Sonuçta o an etrafta top toplayı çocuklar da beklerken topa müdahale ediyor. Belki sektiriyor, belki ayağının altına sıkıştırıyor. Hani bu sistem nasıl topun sahaya girdiğini anlıyor diye düşünüyordum. Bu da yine yapay zeka temelliymiş. Yani ayrı bir kod işlenmiyor, ayrı bir şeye basılmıyor. Bir buton, bir tuş, hiçbir şey yok. Sen sahanın alanına girdiği zaman sensörlerle. İçeri çıktığında hangi topu atarsan sahaya, yapay zeka direkt onu bırakıp sahaya giren yeni topa odaklanıyor. Yani burada bir topun içinde yer alan farklı bir top sayesinde en azından maçlar çok daha teknolojik olmakla birlikte daha adil duruma gelmiş oluyor. Hani hatırlarsınız sabit, dünya kupalarında işte sabit, Maradona'nın eliyle vurduğu top var. İşte Almanya-İngiltere maçında çizginin içinden dışarı seken top. Yani artık böyle durumlar en azından yaşanmıyor. Daha adil maçlar oluyor. Bu arada top dışında Katar Dünya Kupası'nda bulunan başka bir teknolojik gelişmeyi anlatayım size. Eğer maçlardan herhangi birini izlediyseniz yepyeni stadyumlarda zaten oynananları görmüşsünüzdür ki Katar yanlış hatırlamıyorsam bunun için 8 tane stadyum yaptı yeni. Peki stadyumlardaki bu delikleri fark ettiniz mi? Şimdi biz kış ayında oynuyoruz diyoruz ama şu an Katar'daki sıcaklık hala yaz sıcaklığı. Yani onların yazı bizim kışımız oluyor. Bizim yazımız onlara yaz yerine artık o zamanki sıcaklığı siz hayal edin. O yüzden de inşa edilmiş 8 stadyumun içine klimalar döşüyor. Ve seyirciler için küçük ızgaralar, oyuncular için de bu gördüğünüz yuvarlak boşluklardan maç boyunca sahaya temiz ve soğuk hava akışı sağlanıyor. Yani her ne kadar kupanın Katar'da oynanmasını, ne bileyim maçların zevklerini ya da çıkan bazı kararları sorgulasak da en azından teknolojik ve yetkinlik anlamında Katar Dünya Kupası yani sınıfı geçmekle birlikte aslında farklı bir çıta belirlemiş durumda. Peki sizce bu anlattığım sistemler arasında en ilginç ya da en faydalı olanı hangisi? Başka bir turnuvaya yoruma ne zaman gelir? Mesela Süper Lig'e ne zaman gelecek diye düşünüyorsunuz? Ya da yorumlara mı yazalım istiyorsun yani ben iletişim kurmaya çalışıyorum. Gelir mi? Ve en önemli sorum da şu. Sizce kupayı kim kazanır diye ne soruyorum. Ne yapayım bunu yoruma mı yazayım? Belirtin. Kanalımıza abone olun. Biraz ilen yorumlardan. Bir sonraki videoda da yine sizi burada bekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Evet bu teknoloji böyle bir teknolojiymiş. Güzel bir teknolojiymiş. Vallahi. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.